Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu EkoTürk ekranlarından herkese merhaba. Sosyal mesafenin hayatımızda devam ettiği pandemi günlerinde bugünkü konuğum Epsilon Yayınları yayın yönetmeni Aslı Tunç. Aslı Hanım merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Aslı Hanım, evet, pandemi sürecinde evlere kapandık, kitap okumaya yöneldik. Peki bu noktada yayıncılık nasıl gidiyor? Valla bütün sektörlerde olduğu gibi yayıncılık sektörü içinde oldukça zorlu bir dönem bu. Ama ben bir yerde evden çalışma imkanları anlamında baktığımızda kendimizi diğer sektörlere göre birazcık daha şanslı görüyorum açıkçası. Çünkü editörlerimiz evden metinler üzerinde çalışmalarını yürütebiliyorlar sağlıklı bir şekilde. Kapak tasarımlarımız, kitaplarımızın iç tasarımları, çocuk kitabı çizimlerimiz bütün hızıyla planlandığı gibi devam ediyor. Ama tabii genel olarak üretim tarafında bir gibi görünse de tabii ki zincirin diğer halkaları için oldukça zorlu bir dönem. Yani sadece kitabı baskıya hazırlamakla kalmıyor biliyorsunuz. Devasa bir sektör. Bunun matbaa, dağıtım ve perakende, yani okurla kitapların buluştuğu noktaya kadar çok uzun bir yolculuğu var kitabın. Dolayısıyla da tabii ki bu zincirdeki, bu halkalardaki şu anda doğal olarak beklenen aksamalarda genel olarak yayıncıları zorluyor diyebiliriz. Nasıl etkilendi sektörünüz? Nasıl önlemler aldınız? Şimdi öncelikle tabii çalışan sağlığı burada çok önemli. Dolayısıyla ofis içinde, depolarımızda ve ilgili bütün birimlerde sosyal mesafeyi korumaya çok gayret ettik. Bütün personel olabildiğince hijyen kurallarına uygun şekilde ekipmanla donatıldı. İşte eldiven gibi, maske gibi. Ofisin çok farklı bölümlerine dezenfektanlar koyuldu ve depolar, ofisler periyodik olarak da hijyen kontrolünden geçirdi ve dezenfekte edildi. Sonrasında da zaten ikinci bir adım olarak da evden çalışma yoluna gittik. Evden çalışılacak en rahat sektörlerden birisi olduğumuzu düşünüyorum. O anlamda da herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Kitap satışları nasıl bu dönemde? Şimdi aslında böyle tabii bu ilk haftalarda böyle hem sosyal medyada hem farklı mecralarda tamamen insanların evde olduğu süreyi kitap okuyarak geçirmesine yönelik bir takım etkinlikler, projeler yapıldı. Bu tabii iyi bir şey bir yerde. Online satış kanallarında hareketlilik oldu, bu doğrudur. Yani biz de kendi Kitap 365 sitemiz üzerinden farklı yayın evlerinin kitaplarını okurlarla buluşturuyoruz. Bu dönemde tabii ki online satış kanalları tek alım kanalı olduğu için bir alternatif oldu ve buradaki satışlarda bir artış yaşandı. Ama şunu söylemek çok doğru değil. Yani online satışların genel olarak toplam satışlara payına baktığınızda bütün bu dönemdeki gerçekleşen satış artışının toplam satış kaybını yayıncılar anlamında giderdiğini, telafi ettiğini söylemek çok mümkün değil. Ama iyi olan tarafı şu, eğer gerçekten internet üzerinden yapılan alışverişlere bu kadar ilgi olmasaydı ya da internet siteleri bu alışverişleri karşılayabilecek donanımda olmasalardı gerçekten çok daha büyük kayıplar yaşanabilirdi. Ama sadece ticari olarak da bakmamak lazım. Bir taraftan da okurların böyle zor bir dönemde kitaplarla buluşabilmesini sağlayabilmek de bence gayet önemliydi. Ve bunu da hem Kitap 365 hem de diğer satış noktaları açısından oldukça gurur verici buluyorum. Peki özellikle bu dönemde ne tür kitaplar tercih ediliyor? Şimdi bu dönemde aslında birazcık çok satanlara baktığımız zaman sadece Epsilon olarak değil genel anlamda da şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Özellikle ilk haftalarda insanlar bence ikiye ayrılıyorlardı ve dolayısıyla yöneldikleri kitaplarda kategoriler olarak ikiye ayrılıyordu çok net olarak. Bir tanesi bu pandemi dönemini daha fazla kaygıyla, endişeyle, daha kötümser bir bakış açısıyla geçiren ve böyle her türlü olumlu olumsuz bilgiye bir anda ulaşmak isteyen, yayan filan böyle çok daha panik bir grup vardı. Bu kişilerin de doğal olarak daha distopik, daha karamsar, daha farklı içerikteki romanlara yöneldiğini gördük ilk haftalarda. Ama onun dışında diğer bir grupta bunu bir süreç olarak, bir dönem olarak kabullenen ve bu dönemde de biraz yavaşlayıp kendine dönüp evde olduğu süreyi daha rahat nasıl atlatabileceğini, kendini nasıl daha iyi geliştirebileceğini düşünen bir gruptu. Bu grubun da okuma yöneldiği kitaplarda bizim kurgu dışı diye tabir ettiğimiz biraz daha bilgi vermeye yönelik kitaplar, işte sanat tarihi gibi, felsefe gibi, beslenme gibi. Dolayısıyla hem kurgu dışı kategorilerinin ön plana çıktığını hem de romanlar, kurgu tarafında da daha distopik eserlere ilgi olduğunu söylemek mümkün. Peki sosyal medyanın günümüzde etkin kullanıldığı şu günlerde kitap satışlarında nasıl rol oynuyor sosyal medya? Şimdi şüphesiz çok büyük rol oynuyor. Şöyle oynuyor. Bir kere artık bilgiye ulaşmak çok kolay.
Satış kanallarına ulaşmak da çok kolay. Yani Türkiye'deki yayıncılık sektörünün gelişmesine, kitap adetlerinde, kitap satış adetlerindeki artışlara baktığımız zaman bunda teknolojik gelişiminde çok büyük bir etkisi olduğunu söylemek mümkün. Bir kere bundan 20 yıl önce belki eş zamanlı olarak Amerika'da hangi kitabı atıyorum 16-20 yaş gençlerin en fazla okuduğunu, hangisine daha çok ilgi gösterdiğini, hangi yazarların fanı olduklarını çok fazla bilmiyorduk. Ama bugün öyle bir bilgi ağı var ki sosyal medya aracılığıyla dünyanın dört bir tarafındaki kitap okurları o anda hangi kitabın hangi ülkelerde popüler olduğunu, hangi yaş gruplarının, hangi hatta cinsiyetteki okurların bunu okuduğunu, ne yorumlar yaptığını biliyorlar. Dolayısıyla da bu özellikle bir interaktif platform olarak düşünürsek sosyal medyayı, burada karşılıklı olarak bilgi paylaşımı açısından kitap satışlarına çok büyük etkisi oluyor ki çok nadirdir. Yani bütün dünya genelinde atıyorum 62 ülkede çok ilgi görmüş, çok büyük satışlar elde etmiş bir kitabın Türkiye'de satmaması için çok olağanüstü bir durum olması gerekir. Dolayısıyla karşılıklı bir etkileşim mutlaka oluyor. Sizin yayın evinizle baktığımız zaman bir kitabın yayına hazırlanma süreci nasıl? Biz genel okur kitlesine hitap eden bir yayıneviyiz. Yani resimli çocuk kitaplarından romanlara, bilim kurgu türüne, fantastik türe, genç yetişkin kitaplarına ve kurgu dışı kitaplara kadar oldukça geniş bir yayın planımız, stratejimiz var. Orada da aslında birazcık ikiye ayrılıyor. Ağırlıklı olarak çevir eserler yayımlayan bir yayıneviyiz. Yani %90-95 oranında yabancı yazarlarla, çevir eserlerle çalışıyoruz. Oradaki süreçler de şöyle işliyor. Hemen çok kısa bir özet geçeyim. Okurlar da bazen merak ediyorlar o kitaplar nasıl burada Türk okurlarla buluşuyor diye. Hem o meraklarını da biraz gidermiş oluruz. Öncelikle tabii kitapların yurt dışından telif haklarının, satış haklarının alınması süreci var. Bunlar işin tabii ki birazcık prosedürsel kısmı. Okurları çok ilgilendirmiyor ama bizim için en önemli kısmı. Belirli bir yazarın belirli bir kitabı için talip oluyoruz ve ona bir teklifte bulunuyoruz. Yayın haklarını aldıktan sonra da belli bir programa göre ki bu programı genelde bir yıllık olarak yapıyoruz. Yani 2020 sonuna kadar aşağı yukarı çıkacak olan kitaplar bellidir bizde. Yayın programında uygun bir yere yerleştiriyoruz. Hangi ay olmalı? İşte bunu mutlaka fuarları ve sektörün dinamiklerini göz önüne alarak yapıyoruz. Arkasından da çeviri süreçleri başlıyor. Çeviriden geldikten sonra editörler metin üzerinde çalışıyorlar, düzeltiler yapılıyor. Arkasından da eş zamanlı olarak kapak çalışmaları, arka kapak yazıları, matbaa ve ondan sonra da dağıtım ve satış süreçleri başlıyor. Ya aslında çok Peki böyle Aslı uzun Tunç, görünen ama çok keyifli bir süreç. Aslı Tunç'a döndüğümüz zaman siz yazarlığa nasıl başladınız? Yazmak ne ifade ediyor sizin için? Yazmak çok önemli bir dışa vurum aslında. Bence herkes için böyle. Yani herkes kendini bireysel olarak en iyi ifade edebildiği alan bence yazı. Öyle düşünüyorum ben. Çünkü siz birine en yakın dostunuz, arkadaşınıza bile bir şeyi anlatırken ister istemez orada bilinçaltınızda bazı filtreler koyabiliyorsunuz ve çok netlikle ifade edemeyebiliyorsunuz ama yazarken kağıtla baş başasınız ve o yüzden bir kere en önemlisi çok önemli bir terapi yolu yazmak. Bana çok iyi geliyor. Ben de böyle başladım. Arkasından da kitaplaşma süreci oldu. İşte bir takım projelendirmeler üzerinden gitti. Şehirlere Öykülerdi benim ilk kitabım. Orada da şehirlerle kurguları evlendirdim ve bu da çok Türkiye'de yapılmayan bir projeydi, bir model dediğim. Çok fazla gezi yazısı vardı, çok fazla öykü roman da vardı ama ikisini bir araya getiren bir format yoktu. Dolayısıyla böyle ilgi çekici, hani fark yaratıcı bir hal aldı. Ondan sonra da yazarlık serüvenim başladı. Şimdi masanın diğer tarafındayım tabii. Kitaplarınızdaki karakterleri oluştururken peki etkilendiğiniz insanlar, olaylar, yaşanmışlıklar oldu mu? Mutlaka oluyor. Yani onu hep söylüyorum. Bir kitabın içinde ne kadarı kurgu, ne kadarı hayal ürünü, ne kadarı gerçek hayattan alınma, bunu herhalde bir tek yazar biliyor. O da biraz böyle işin yazar tarafından da işin aslında esrarengiz ve keyifli kısmı. Mutlaka okurken okurlar bu gerçek olmalı, bu mutlaka yaşanmıştır diyordur. Ama ne kadarı gerçek, ne kadarı kurgu, o biraz yazarın sürprizi. Peki hayatın fon müziği sizce ne? Herkesin kendi hayatında bir fon müziği olmalı mı veya bunu nasıl belirlemeli? Burada aslında kitaptaki soru da tam olarak buydu. Çünkü burada iki
bir ikilem var. Yani yaşadığınız hayatın genelini göz önüne aldığınız zaman belki bir fon müziğinden bahsedebilirsiniz ama orada aslında vurgulamak istediğim şey şuydu. Belki hayatın genel bir fon müziği olamaz, ancak anların, yaşadığımız anların müziği olabilir. Çünkü bir insan doğum yaptığında ve çocuğunu ilk defa kucağına aldığında arka fonda hayal ettiği müzikle, çok yakınını kaybettiğinde cenazedeki üzüntüsüyle, o hüznüyle fonda kulağına çalınan müzik aynı olamaz. Dolayısıyla önemli olan hayatın içinde neşeli ezgilerle mi ağırlıklı olarak yürüyoruz, yoksa hüzünlü ezgilerle mi ağırlıklı olarak yürüyoruz? Belki biraz buna bakmak ve o yaşadığımız anların içinde de neşeli ezgi çoğaltmaya gayret etmek. Peki bir yazar olarak sizin başucu kitabınızı sorsam? Benim sevdiğim çok çok kitaplar var ama bir tanesini çok seviyorum. Çünkü hani o bir benim için kurgudan ziyade biraz daha bir yaşam öğretisi. Okuduğum zaman kendi hayatıma da içinden çok önemli çıkarımlar bulunduğum bir kitap. Nikos Kazantzakis'in Zorba'sı. Alexis Zorba bir roman kahramanı olmaktan ziyade benim için bir filozof, bir bilge bir kişi olarak ben onu çok seviyorum ve çok farklı bir yere koyuyorum. Çok kişiye de hediye etmiştim, tavsiye etmiştim de vardır. İlk kitabınıza baktığımızda şehirlere öyküler yazma fikri nasıl olmuştu? Gezmeyi de seven birisiniz aynı zamanda. Sık sık seyahate çıkıyorsunuz. Evet, seyahat etmeyi çok seviyorum. Yazmayı da çok seviyorum. Bu ilk kitap projesi gündeme geldiği zaman az önce bahsettiğim gibi hani biraz fark yaratacak bir şey yapmak lazımdı. Çünkü binlerce, on binlerce roman, öykü var ve herhalde şimdiye kadar yazılmayan hiçbir konu başlığı da kalmamıştır diye düşünüyorum. Tabii ki içerikten ziyade üslup nasıl anlattığınız da çok çok önemli. Biz dosya tercihlerinde de buna çok bakıyoruz ama bir şekilde fark edilir olmak için farklı bir yol seçmeniz gerekiyor. Dolayısıyla her gittiğim şehirde de o şehirle ilgili bende bıraktığı hatıraları, izlenimleri hepsini zaten not ediyordum ve bu şehire bir hikaye yazsam, bir roman yazsam acaba nasıl bir şey çıkar diye düşünüyordum. Dolayısıyla da en sonunda şöyle bir karar verdim. Dedim ki yani çok fazla öykü var, çok fazla gezi kitabı da var ama bunları birleştiren bir format yok. Böyle bir deneme yapsam nasıl olur acaba diye düşündüm. Orada da şehirleri seçerken o şehirlerin baskın özellikleri olan ve o şehirleri düşündüğümüz zaman aklımıza birkaç konunun gelebileceği şehirleri seçtim. Çünkü sadece kurgu değil, birazcık oraların doğasını, dokusunu, ruhunu da hissettirmek istedim okurlara. Öyle olunca da Floransa hikayesiyle bir deneme yaptım. Floransa deyince aklımıza ne gelir? Rönesans, dünya sanat tarihine hala geçilememiş olan üç heykelinden bir tanesi Davut heykeli. Arka sokaklarda dolanan bir Dante, Dante'nin ruhu. Çok güzel yemekler, Ponte Vecchio köprüsü vesaire vesaire. Dolayısıyla da Floransa öyküsünü yazarken mutlaka bunlardan bahsetmem lazımdı. Ve ona uygun bir kurgu yapmam lazımdı. Orada da Davut heykelinin dile gelip heykeltıraşın Michelangelo ile yaptığı bir diyaloğu anlattım. Ve bu diyaloğu anlatırken de işte Floransa'nın sokaklarında geçen olaylar, işte Dante'nin efsanevi aşkı Beatrice'yi arayışı gibi gibi detaylarla zenginleştirdim. Böyle çok çok enteresan bir kurgu ortaya çıktı. Keza diğer şehirlerde de aynısını yapmaya gayret ettim. İşte Barcelona hikayesinde de ki orada şu an hani tamamen Barcelona ile ilgili değildir ama çok turistik bir hadise. Flamenco dansı. Bugün Barcelona'ya gittiğiniz zaman sol eli olmayan çok yaşlı bir flamenco kadın dansçının neden sol eli olmadığı ile ilgili bir öykü yazdım. Dolayısıyla da çok ilgi çekti bu kurgu. Çünkü herkes böyle kendinden bir şeyler buldu. Bu şey benim şehrim Barcelona dedi, benim şehrim Dubai dedi, benim şehrim New York diyen oldu. Böyle bir farklı bir format. Ben de çok severek yazdım bu arada. Çünkü her şehir için oturup düşünmek çok büyük bir keyifti. Acaba hangi şehirde hangi detaylarla ne anlatabilirim diye. Böyle çıktı. Arkasından da tabii ikincisi çok istendi. Yani ikinci bir 10 şehir olur mu diye ama ona tabii araya bir roman girdi. Sonra yayın evi işleri vesaire çok hayata geçiremedim açıkçası. Ama kıyamadığım hala çok çok şehir var kitapta yer veremediğim. Ardınızda bıraktığınız şehirler diyebilir miyiz bunlar için belki? Evet, hepsi öyle. Ama günün sonunda dönüp dolaşıp geldiğimiz yer, belalı bir sevgilidir ardına bıraktığım şehir, İstanbul. Ne yaparsak yapalım, ne kadar uzaklaşırsak uzaklaşalım, yine özleyip sürünerek döndüğümüz yer, ben öyle söylüyorum, yine aynı aşkla, aynı tutkuyla döndüğümüz yer yine İstanbul.
Peki bir yazar olarak okuyuculardan beklentileriniz neler? Okurlardan beklentimiz aslında biraz daha farklı türlere, yeni yazarlara şans vermeleri. Yani çünkü dünyada da böyle biliyorum çok fazla popüler olan isimlerin üzerinden dönüyor aslında yayıncılık sektöründe de böyle. Ama biraz da yeni yazarlara, genç yazarlara şans vermezlerse oradaki belki potansiyeli, yeteneği de çok fazla göremezler diye düşünüyorum. Dolayısıyla tabii ki sevdikleri yazarlar, takip ettikleri seriler vesaire çok önemli ama arada bir böyle bir değişiklik olsun diye yeni yazarlar, hiç okumadıkları yazarlarla da tanışabilirler. Şu süreçte özellikle insanlara neler okumalarını tavsiye edersiniz? Şimdi tabii hiç tanımadığımız insanlara kitap tavsiyesinde bulunmak bir kere çok çok zor. Hep onu söylüyorum. Bu birazcık insanların ilgi alanlarına, beğenilerine, zevklerine, sevdikleri türlere göre değişiyor. Ama benim hani kendi hazırladığımız kitaplardan yapacağım öneriler olabilir. Benim de şahsen çok sevdiğim kitaplar. Onları da türler bazında söyleyeyim. Örneğin hiç henüz okumayan varsa Harper Lee, Bülbül'ü Öldürme kitabı çok önemli kült eserlerden biridir. Mutlaka okunması bana göre gerekir. Dolayısıyla bu kitabı okuyabilirler. Martı yine çok kült eserlerden biridir. Okunabilir. Gençlik kitaplarında fantastik bilim kurgu sevenler George Martin kitapları, Stephanie Meyer kitaplarını öneriyorum. Kurgu dışında önerebileceğim çok önemli başlıklarımız var. Ekonomiyle ilgili mesela eski Yunanistan Ekonomi Bakanı Yanis Varoufakis'in Kızımla Ekonomi Sohbetleri kitabını önerebilirim. Sanat tarihi sevenler için Celil Sadık Uygarlığın Ayak İzleri kitabını önerebilirim. Psikiyatri, psikolojiyle ilgilenenler için de Profesör Doktor Hakan Türkçapar'ın Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa kitaplarını önerebilirim. Tabii bunun yanında çocuk kitaplarımız da ve resimli çocuk kitaplarımız da var. Onlar için de çocukların sevdiği türlere göre anne babalar seçimler yapabilirler. Aslı Hanım çok teşekkürler katıldığınız için. Bu güzel Ben teşekkür önerileriniz için. ederim davetiniz için. Çok teşekkür ediyorum. Bugünkü konuğum Epsilon Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Aslı Tunç'tu. Kendisiyle pandemi döneminde yayıncılığı ve yazarlığı hakkında konuştuk. Görüşmek üzere.